Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimize dönüşümler 3 fö ile devam ediyoruz. Hadi başlayalım isterseniz. Önemli bilgiyle başlıyoruz. P noktasının x eksenine göre simetriyi bulunurken ordinatın işareti değiştirilir demiş. Bir bakalım mantığı nereden geliyor. Şimdi birinci bölgede bir tane P noktası verilmiş. Bu P noktasının absisi x ordinatı ne? Y. O zaman bunun x'e göre Simetrisini alırsam şu uzaklık neye eşit olacak? Alttaki uzaklığa eşit olacak değil mi? O zaman burası da y gelecek. O zaman bunun y eksenine neye düşüyor? Eksi y'ye. Burası x ise absisi burası da x. O zaman x eksenine göre simetriyi alırsam ne olacak? Apsisler değişmeyecek. Ordinat işaret değişecek. Peki hocam y eksenine göre simetriyi alırsam. Yine birinci bölgede p noktasının y eksenine göre simetriyi alırsam. Buralar dik. Şu parçalar birbirine mi eşit? Şu parça x'i bu parça ne olacak? Uzunluk yine x olacak ama nokta olarak eksi x olacak. Burası y, y, y. O zaman neyi değişmeyecek? Ordinatı değişmeyecek arkadaşlar. x eksenine göre simetri alınırken absis değişmiyor. Y'ler işaret değişiyor. Y eksenine göre alınca da y'ler değişmiyor. Yani ordinatlar değişmiyor. Absis de işaret değişiyor. Örnek 1'e baktım. A noktası eksi 3'e 2'ymiş x eksenine göre simetri a1 yani x eksenini simetriğini alırsam ne değişmeyecekti? Apsisler değişmeyecekti. Yani eksi 3 y'si ne olacak? Eksi 2 olacak. Peki a noktasının eksi 3'e 2 noktasının y eksenine göre simetri neymiş? a2 noktasıymış. y eksenine göre simetri aldığında ne değişmeyecek? y değişmeyecek. Apsisin işaret değişecek. 3'e eksi 2 olacak. Benden ne istiyor? A1 ile A2 arasındaki mesafeyi istiyor. İki nokta arasındaki uzaklıkta. 3'ten eksi 3 çıktı. 6nın karesi. Artı. Peki burası ne olacak? Eksi 2. Oo, bir saniye burada hatamız var değil mi? Şurası 2 olacak. Neler değişiyordu? X'ler değişiyor. Y'ler değişmiyordu. 2'den eksi 2'yi çıkarırsam ne gelecek? 4'ün karesi. E hocam burası da 36, 16, 52 mi? Bu da ne geldi? 2 kök 13 geldi arkadaşlar. Nerede? C'de. Peki. Örnek 2. Dik koordinat düzleminde A noktası verilmiş. Köşegenler AC ile B'deymiş. O zaman çizelim. A noktasını çizdim. A noktası neredeymiş? Bir bakalım. 1 eksi 3. Şurası 1. Şurası ne olsun? Eksi 3 olsun. A noktası 1'e eksi 3 diyor ki bana A noktasının x eksenine göre simetriği D ile B'ymiş. Şimdi A noktasının x'e göre simetriği neydi? Şurası ne olacak? D noktası olacak. O zaman burası yine D noktası ne olacak? x'i 1 ama bu sefer y'si ne oldu? 3 oldu. D noktasını da buldum. Peki köşegenler neymiş? AC ile B BD mi? O zaman AC ile BD ise şu köşegen. Şöyle köşegenleri de çizeyim bir gör. AC ile BD ise o zaman şurası B. Şurası ne olacak? C. Köşegenler A, C'ye, B'de. Biraz kötü oldu ama dikdörtgenim de böyle. Peki benden ne demiş? B noktasının apsi 9'muş. Yani şurası 9 birimse. Hocam şurası 1'di. O zaman bu parça ne kaldı? 8. Peki burası 8 ise buralar 8, 8. Şu dikdörtgenin neyini buldum? Kısa kenarını buldum 8'miş. Şu uzun kenarına gelecek. Eksi 3'ten 3'e 6 mı? O zaman kısa kenarla uzun kenarın çarpımı ne gelecek? Alan 48 gelecek arkadaşlar. Biraz şeklim kötü oldu. Üçüncü örneğim. Demiş ki bana birim kareli kağıtta verilen ABCD paralel kenar bölgesi x eksenin doğrultusunda 4 birim sağa y eksenin doğrultusunda da 3 birim yukarıya ötelerek yeni bir paralel kenar bölge elde ediliyormuş. Yeni elde edilenin de y eksenine göre simetriği başka bir paralel kenar oluyormuş. En son ki paralel kenarı neyini istiyor ağırlık merkezinin. Şimdi en sonki istenen paralelkenarın ağırlık merkezini bulmaktansa önceki ilk verilerini bulup o istediği adımları teker teker yapalım isterseniz. Şöyle büyüttüm. Önce şunun bir ağırlık merkezini bulalım isterseniz. Ağırlık merkezi şurası. Şu parça bu parça eşit. Ben B'nin koordinatını biliyor muyum? B, Y ekseni üzerinde kaç birim? 3 birim. O zaman 0'a eksi 3. D'ye bak. Y'si 2 birim. X'i de eksi 1 birim. Şuraya g desem. g noktası eksi 1 ile 0'ı topladım. Eksi 1 yarısı eksi 1 bölü 2. Şurası 2 ile eksi 3'ü topladım. Eksi 1 bölü 2. Doğru mudur? Şimdi ne diyordu? Bu paralel kenarı 4 birim sağ. Şimdi 4 birim sağ ne demek? X'e 4 birim ekle demek. O zaman yeni ağırlık merkezim ne olacak? Eksi 1 bölü 2'ye 4 ekledim. Y'ye de ne ekleyecektim? 3 birim değil mi? Yani eksi 1 bölü 2'ye de 3 birim ekledim. O zaman ne geldi? 8, 7 bölü 2 geldi. 5 bölü 2 geldi. Yani. Tamam. En sondakinde ne diyor? Bir de y eksenine göre simetri. Şimdi y eksenine göre simetriğini aldığımda yeni ağırlık merkezim ne olacak? Y'ye göre simetriğini aldığımda ne değişiyordu? X'in işaret değişiyordu. Y değişmiyordu. Peki en son ağırlık merkezi bu. Bunun neyin istiyor? Koordinatlarını toplarsan eksi 7 artı 5 bölü 2'de. Eksi 2 bölü 2'den ne geldi? Eksi 1 geldi arkadaşlar. Cevabımız C şıkkıymış. Peki. Diğer soruya geçiyorum. Var mı problem? Umarım yoktur. Bir saniye tabletim dondu. Tekrar hemen açayım. Şöyle. Örnek 4. S kümesi aşağıdaki grafikte taralı olan bölgedeki x, sıralı ikililerden oluşmaktadır diyor. Buna göre T biçiminde tanımlanan kümenin grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi T'yi nasıl tanımlamış? X, Y iken S ne oluyormuş? X'ten eksi Y, eksi y oluyormuş. Yani X'ler değişmiyor. Y'ler değişiyorsa bu neye göre simetrik? X eksenine göre simetrik olacak. Doğru mudur? O zaman şekil şu X eksenine göre simetrik olacak. Yani şu şekli buraya taşıyacağım. Bakalım hangi seçenekte var? Şimdi şekiller de olacak. Dördüncü bölgede olacak. O zaman şu hocam üçüncü bölgede, ikinci bölgede. C ve de şu da ikinci bölgede gitti. E bu şekli yansıması hangisi? C değil mi? Yani şu simetrisi, o şekle simetrisi o olmaz. Oldu mu? Ya burada ince detay ne? X'ler, absisler sabitken Y işaret değişmiş. O zaman hemen hangi yorumu yapacaksın? Hocam diyeceksin Y'ler işaret değiştirdiyse X eksenine göre simetriktir şekli x'e göre simetrik hale getireceksin arkadaşlar. Peki. Geldim. Diğer bilgime. Ne demiş? Bana eğer ki bir P noktası verilmiş. X eşittir A doğrusuna göre yansıması isteniyorsa. Bak şimdi burada bir sürü formül vermiş ama gerek yok. Şimdi X eşittir A doğrusu bu. Doğru mudur? P noktası da bu. Bunun bu doğruya göre yansıması dik ve şu parçalar birbirine eşit olacak. Şimdi burası x birimde şurası y burası y burası y. Yani yeni yansıyan noktanın ordinatı y olacak. Hocam şurası ne kadar tamamı? A birimse burası a eksi x burası da a eksi x. O zaman şuranın tamamı ne gelecek? 2a eksi x mi gelecek? O zaman x'im de ne gelecek? 2a eksi x'im gelecek. Ya yani bu formülleri ezberlemeyin. Zaten şekli çizdiğinizde her şey ortaya çıkacak. Y'ye göre de aynı. Sorular üzerine devam edeyim isterseniz. Beşinci örneğim. Şöyle çizelim. Hiç formüle gerek yok. Çizdim. A noktası neymiş? 7'ye 3. Şurası 7 olsun. Şurası 3 olsun. A noktası neymiş? 7'ye 3. Ne istiyordu benden? X eşittir 2 doğrusu. Hadi X eşittir 2 doğrusu da bu olsun. X eşittir 2 doğrusuna göre simetri. Şimdi bu noktanın Neye göre? Bu doğruya göre simetri. Yani şu mesafe kaç birim? Şurası 2 birimdi. 5 birimdi. O zaman buradan da 5 birim gideceğim. Peki buraya A üstü diyeyim. Hocam burası 3, şurası 3, burası 3. Bak burası da 3. Bunun Y'si değişmeyecek. X'ini bulalım. Şurası 5 birimse. 2'den 5 birim gelirsem geri yerine gelecek. Eksi 3 mü? O zaman X'i de ne geldi? Eksi 3'e. 3 geldi. Cevabımız neymiş? Denizliymiş arkadaşlar. Peki örnek ne yapalım? 6'yı yapalım isterseniz. Şimdi. A noktasının diyor orijine göre simetriği diyor. Şimdi A noktasının orijine göre simetriği ne demek? Mesela şurada herhangi bir tane bir nokta çizeyim gör. Ne olsun? 1'e 2 olsun. Şuraya ne diyeyim? A noktası 1'e 2. Bunun orijine göre simetriği. Şurası değil mi? Şu parça 1 ise şu parça da 1. Yani eksi 1 oldu. Şurası 2 ise burası da eksi 2 oldu. Yani yeni simetriğim neymiş? Eksi 1'e eksi 2. Yani A noktasının nesini alıyorum? eksilerini alıyorum. Peki burayı anladık umarım. Sildim burayı. O zaman şöyle düşünelim. A noktasının eksi 2'ye 3'ün orijine göre simetriği ne gelir? Ne gelir şöyle A üstü değil. Şunun işaret değişti 2. Bunun işaret değişti. Eksi 3. Sonra ne istiyor? Y eşittir 1 doğrusuna göre simetri. Şimdi Y eşittir 1 doğrusuna göre simetri diyorsa neyse değişmeyecek? İlk bileşen değişmeyecek. 2. Peki eksi 3'ten 1'e kaç birim artmış? 4 birim artmış. 1'den 4 arttırırsan 5 mi olacak? O zaman y eşittir 1'e göre simetriğine geldi. 2'ye 5. Benden ne istiyor? Koordinatları toplamı. 2 ile 5'in toplamına 7 der. Geçelim arkadaşlar. Peki. 7. örneğim. Dik koordinat düzleminin diyor. birinci bölgesinde bulunan A noktasının. Hadi çizelim. Dik koordinat düzlemi çizeyim bir tane. Birlikte yapalım. Çizdik. X eksenim Y eksenim. Birinci bölgede bir A noktası var. Doğru mudur? Diyor ki bana birinci bölgesinde bulunan A noktasının X eşittir 2 doğrusu hemen X eşittir 2 doğrusunu da çizeyim. Şu da X eşittir 2 doğrusu hocam. X eşittir 2 doğrusuna göre simetri olan A1 noktası Y eksen üzerindeymiş. Yani şurası ne olacak? A1 noktası olacak. Şöyle A üstü ya da A1 diyeyim. Şurası olacak. O zaman burası 2 birimse burası da 2 birim. O zaman 4 birim geriye gelmişim. Doğru mudur? Burası 0 olacak. Yani A noktasının x'i neymiş? 4'müş. Bunu buldum. Sonra diyor ki y ekseni üzerindeymiş. Tamam. Orijine göre simetri. E hocam A noktasının orijine göre simetri. Orijine göre simetri. Bunların neydi? Eksilisiydi değil mi? Y eksenini eksi 3'teymiş. O zaman buraya da A ne diyelim? 2 diyelim. O zaman ne üzerindeymiş? Y eşittir eksi 3. O zaman şu y eşittir eksi 3 mü? Y eşittir eksi 3 ise bu A2 noktasının y'si eksi 3. Y'si eksi 3 ise burası neymiş o zaman? 3'müş. Niye? Orijine göre işaret değişirdi. X'i neymiş? Eksi 4. Yani şurası eksi 4'e. istersen şurayı düzgün yazayım. Eksi 4'e ne gelecek? Eksi 4'e eksi 3. Tamam. A noktası da 4'e 3. A2 noktası da eksi 4'e eksi 3. Benden ne istiyor? A ile A2. İki nokta arasındaki uzaklıktan yine bulur muyum işi? Bulurum. 4'ten eksi 4'ü çıkarırsam 8'in karesi. Artı 3'ten eksi 3'ü çıkarırsam 6'nın karesi. 6, 8. Ne üçgenim var? 10 üçgenim var. der geçelim. Peki. Örnek 8. Örnek 8'e baktım. Dik koordinat düzleminde y 6 doğrusu ile x eksenine paralel olan 9 birim uzunluğundaki AB doğru parçasını vermişler. A noktasının x eksenine göre simetri. Şimdi A'nın x eksenine göre simetri şu nokta. Bu nokta neymiş? A1'miş. Bu parça bu parça eşit. B noktasının y eşittir 6 doğrusuna göre simetriği de şöyle olsun. Şu nokta. Bu nokta da B2'ymiş. O zaman hocam şu parça şu parça eşittir. Benden A1 ile B2 istiyor. Yani şu uzaklığı istiyor. Bak bakalım burada bir merdiven gördün mü? Üçgenlerde hatırlıyorsun değil mi? Merdivende ne yapıyordum? Hemen dik üçgene tamamlıyordum. Şimdi şuraya A birim A birim dersem şu parça da A'ya A. Şuraya B B dersem. Şimdi şuradaki dik üçgende şurası 9 birimse burası 9. Bana ne lazım? 2 A artı 2 B lazım. Hocam şurası A birim şurası B birim. Bak şu A artı B'nin kaç olduğunu biliyorum. 6 birim değil mi? O zaman 2 A artı 2 B 12. 9 12 ne üçgenim var? 15 üçgenim var değil mi? 9 12 15 o zaman A1 ile B2 arasındaki mesafe neymiş? 15'miş. Peki. Evet geldim. Başka bir bilgi. Bana bir P noktası verip y eşittir x doğrusuna ne diyordum ben? Birinci açı ortay doğrusu. Eğer ki P noktasının y eşittir x doğrusuna göre simetriği diyorsa ne yapıyorsun? Apsisle ordinatın yerini değiştiriyorsun. Yani x yerine y, y yerine x yazıyorsun. Yerleri değişiyor. Hocam y eşittir eksi x yani ikinci açı ortay doğrusuna göre dediğinde hem yer değişecek hem de işaret değişecek. Y eşittir x de sadece yer değiştiriyor. Y eşittir eksi x de hem yer hem işaret değiştiriyor. Olay bu kadar basit. Dokuzuncu örneğime geldim. A noktası 2'ye 6. Y eşittir x doğrusuna göre diyorsa ne yapacağım? Yer değiştireceğim değil mi? 6'ya 2. Aynı A noktasının Y eşittir eksi X. Aynı A noktasını yazdım. Y eşittir eksi X doğrusu da göre olan noktada C'miş. Hem yer hem işaret. Eksi 6'ya eksi 2. Benden ne istiyor? Alanı istiyor. Şimdi bir şey hatırlatacağım. Alan neydi? Alanı nasıl buluyordum? A'yı B'yi C'yi verdiğinde. A 2'ye 6. Şuraya B 6'ya 2. Şuraya da C eksi 6'ya eksi 2. Nasıl buluyordum alanı? 1 bölü 2. Açtım. Neyi yazacağım? A'yı 2'ye 6. Sonra 6'ya 2B'yi yazdım. Sonra eksi 6'ya eksi 2. Sonra A'yı bir daha yazdım. 2'ye 6. Şöyle çapraz çarptığımda artıydı. Artı 4 geldi. Çarptım eksi 12. Çarptım eksi 36 dedim. Sonra eksi. Şunu da çarptım 36. Eksi 12. Şuraya sıkıştı. Bir de eksi 4. Buradan ne gelir şurası? Ne gelir ne gelir. Şuradan ne geldi? 48, 44 mi geldi? Eksi 44. Peki buradan ne geldi? Hmm, şurası 16, eksi 20 geldi. Ama bunlar mutlak değer içerisindeydi. Yani dışarıya 64. Bir de 1 bölü 2 çarpanı var. Alanım ne geldi? 32 birim kare geldi arkadaşlar. Bunu göstermiştik değil mi? Analitik kısımda göstermiştik. Peki. 10. örneği. Şimdi A noktası verilmiş, B noktası verilmiş, C noktası verilmiş. Y eşittir, işte, eksi, x, x doğrusu da verilmiş. AC ile BC'nin alabileceği en küçük değer. Şimdi burada biz AC ile BC'nin en küçük değerini alabilmesi için ne yapıyordum? Aynı doğru üzerinde bulunduruyordum. O zaman aynı doğru üzerinde bulunacaksam şöyle bir şey çizeyim. Aynı doğru. Şöyle. Bu C noktası hareketli. Buraya geldi. A'nın simetriği de neresi? Şurası. A üstü. Şimdi a'yı neye göre simetrik aldım? Y eşittir eksi x'i. O zaman hem yer hem işaret. Eksi 8'i 4 mi geldi? O zaman şurası a, c. Şurası da b, c. O zaman benden iki nokta arasındaki uzaklığı istiyor. 0'dan 8'i çıkardım. 8'in karesi. 10'dan 4'ü çıkardım. 6'nın karesi. O zaman hocam 6, 8. 13 üçgeni yok mu yine? Alabileceği en küçük değer neymiş? 10'muş arkadaşlar. Peki. Geldim. Bir P noktasının D doğrusuna göre simetriği nasıl bulunur? Şimdi iyi dinle. P noktasının D doğrusuna göre simetriği nedir? Şunu aldın. Şu P üstü. Şu parçalar birbirine eşit. Bunu nasıl bulacağım? Hocam bu doğrunun eğimini bulurum. Şu doğrunun eğimini bulurum. Eğimler çarpımı ne gelecek? Eksi 1 gelecek. Bu doğrunun eğimini biliyorsam bu doğrunun eğimini yazarım. Ve P noktasını da biliyorum. Eğimi ve P noktası bilinen doğrunun denklemini yazarım ortak çözüm yapar. H noktasını bulurum. Kesim noktasını. Sonra iki nokta arasındaki uzaklıktan P üstü'yü bulurum. Şimdi biraz havada kaldı gibi değil mi? Örnek üzerinde pekiştirelim isterseniz. A noktası verilmiş. Bak şimdi iyi dinle. Eksi 1'e 1. Bir. bir de doğruyu vermiş bana. Doğru ne? X artı 3 y artı 8 eşittir 0. Bu doğruya göre simetri olan nokta. Şimdi şu nokta olsun. Burası da A üstü olsun. Bu parça bu parçaya eşit. Şimdi öncelikle ne dedim? Bu doğruyla şu a a üstü doğrusu dik olacak. Bu doğrunun eğimine gelecek? Eksi 1 bölü 3. Eğimler çarpımı eksi 1 ise bu doğrunun eğimine gelecek? 3. Eğimi biliyorum. A noktasını biliyorum. O zaman denklem y eksi y sıfır. Eğim çarpı x eksi x sıfır. Buradan ne geldi? Y 3 x artı 4 mi geldi? 3 x artı 3 eksi 1 artı 4. Şimdi kesim noktasını bulabilmem için bununla bunu eşitleyeceğim. Gidelim y yerine ne yazalım? 3x artı 4 artı 8 eşittir 0. Buradan 9x daha 10x artı 12 8 daha 20 eşittir 0'dan x ne geldi? Eksi 2 geldi. Demek ki kesim noktasının x eksi 2'ymiş. Eksi 2'yi burada yazarsan eksi 6 artı 4 burası da eksi 2. Bunu da buldum. Evet biraz zahmetli. Şuraya a şuraya b desem. Orta nokta formülünden ben a ile eksi 1'i toplayıp 2'ye böldüm. a ile eksi 1'i toplayıp 2'ye böldüm. Eksi 2 buldum. a buradan eksi 4. Eksi 3 mi geldi? Demek ki burası eksi 3'müş. 1 ile b'yi topladım. 2'ye böldüm. Ne geldi? Eksi 2. b de buradan eksi 4. Eksi 5 mi geldi? Burası da eksi 5'miş. O zaman a üstü noktası eksi 3'e eksi 5 deriz arkadaşlar. Peki. <laughs> Pardon. Önemli bir bilgimiz daha var. Diyor ki bir noktanın eğimi 1 veya eksi 1 olan doğruya göre simetri alınırken kısa yol varmış. Bana bir nokta verecek bir doğru verecek. Verdiği doğrunun eğimi de 1 ya da eksi 1 nasıl yapıyormuşum? Noktanın apsisini yerine yazıyorum. Ordinatı buluyorum. Ordinatı yerine yazıp apsisi buluyorum. Hemen geçtim. O zaman şöyle düşünelim. Şu doğrunun eğimi y eksi x artı 4 eşittir 0. Bu doğrunun eğimi ne? Ne gelecek? X'in kaç sayısı? Eksi 1. Y'nin kaç sayısı? 1. Bir. bir de önüne eksi koyuyordum. Eğimi 1. Ha Kısa formülü uygulayabilirim. O zaman X yerine eksi 1 yazalım. X yerine eksi 1 yazalım şurada. Y artı 1 artı 4 eşittir 0 Y'sine geldi. Eksi 5. Yani simetri olan noktanın Y'si eksi 5'miş. Y yerine ne yazalım? 3 yazalım. 3 eksi X artı 4 eşittir 0 buradan da X'ine geldi. 7. O zaman istenen cevap nedir? 7'ye eksi 5'tir arkadaşlar. C şıkkıdır. 13. örneği. Analitik düzlemde bir nokta vermiş. Bir de doğru vermiş. Şurası A noktası olsun. Eksi 1'e 4. Bir de doğru vermiş. Bu doğru 2x eksi y eksi 4 eşittir 0. Doğrusuna göre simetriğini almışım. Bu nokta neymiş? B'ymiş. Bu uzaklıklar birbirine eşit. Benden AB uzaklığını istiyorsa. Bak soru çok basit. Analitik geometride gördün değil mi? Noktanın doğru olan uzaklığını hatırlıyorsun. D'yi nasıl buluyordum? Mutlak değer içerisinde bu noktalara gidip yazıyordum. Eksi 2, eksi 4, eksi 4 bölü kök içerisinde 2'nin karesi 4, eksi 1'in karesi 1. Yukarısı 10 bölü kök 5. Bu da ne geldi? Kök 5 ile çarparsan 10 kök 5 bölü 5'ten 2 kök 5 geldi. Demek ki burası 2 kök 5 ise burası da 2 kök 5. A ile B arasındaki uzaklık ne geldi? 4 kök 5 Geldi arkadaşlar. Peki geldim buraya. Şimdi D1 doğrunun noktaya göre yansımasını buluyorum bu sefer de bak. Noktanın doğruya değil. Doğrunun noktaya göre yansımasını. Bana bir doğru verdi, D1 doğrusu. A noktasına göre yansıması yine bir ne olacak? Bir doğru olacak. Şimdi bu doğrular birbirine paralelse neyi bileceğim? X'in katsayıları ne olacak? Birbirine, Y'nin sayıları birbirine eşit olacak. Paralel seneler farklıydı. Sadece C'ler farklıydı. Şimdi bu uzaklık bu uzaklığa eşit. O zaman şu A noktasından geçen şu d doğrusunun da X'in ve Y'nin neyi aynı? katsayılar aynı. Buradan şöyle de yapabiliriz. C'ler farkından burayı bulurum. Bu C'ler farkından da burayı bulurum. O doğruyu bulabilirim. Hadi yapalım. Şimdi bir tane doğru verilmiş. 3x eksi y artı 1. Doğru mu? Bir tane daha noktası verilmiş. 2'ye 3. Bunun simetrisi ne olacak? Bir başka doğru olacak. Ve bu doğru da 3x. Şurası 0 yazalım. 3x eksi y. Ama c'si farklı. Buraya da k dedim. Şimdi buradaki mesafeler birbirine eşit değil mi? Bulabilir miyim buradaki mesafeyi? Bulurum. Bu a noktasının buraya olan uzaklığını yani şu parçaya d edersem. Gittin yerine yazdın. 3 çarpı 2 eksi 3 artı 1 bölü 3'ün karesi 9 eksi 1'in karesi 1 kök 10 mu geldi? Yukarısı 6. 4 bölü kök 10. O zaman hocam burası da 4 bölü kök 10 değil midir? Buralar hep ne geldi? 4 bölü kök 10 geldi. O zaman bu A noktasının bu doğruya olan uzaklığı da 4 bölü kök 10'dur. Yerine yazıyorum. 3 çarpı 2 eksi 3 artı K bölü kök 10. Neye eşitti? 4 bölü kök 10'a. Şu kök 10'lar gitti. Yukarısına geldi. 3 artı K eşittir 4 ise. Hocam K buradan bir 1 gelebilir. K bir de buradan eksi 7 gelebilir değil mi? O zaman şuraya bir eksi 7 gelebilir. Yani 3x eksi y a eksi 7 var mı? 3x eksi y eksi 7. O zaman simetri olan nokta ya nokta demişim doğru. Bu olacak arkadaşlar. Mantık böyle. 15. örneği. X eşittir eksi 3 doğrusu A noktasına göre simetri. Hemen bir çizelim. Hemen bir çizip görelim isterseniz. Şurası x ekseni. Burası y ekseni. A noktası 2'ye 4'müş. Şurası 2. Şurası da 4 olsun. A noktası burası. 2'ye 4. Bir de x eşittir eksi 3 doğrusunu çizelim. Şu da x eşittir eksi 3 doğrusu olsun. Şimdi bunun A noktasına göre şu uzaklık ne kadarsa şu kadar yansıtmayacağım mı diğer tarafa? Yani yine buradan geçen bir doğru olacak. Yani x eşittir bir şey olacak. O zaman Denizli gitti. Doğru mudur? Edirne'de gitti. Ya B ya, ya, ya B ya C. Peki. Hadi bakalım. Şurası 3 birim şurası 2 birim. Şurası 5 birimse şuradan 5 birim gitmeyecek miyim? 2'ye 5 eklersem x eşittir. 7 doğrusu der. Geçeriz arkadaşlar. Bu kadar basit. Çok zor bir konu değil zaten. 3-5 tane özellik var. Onları bir rahatlıkla yaparsın. 16. örneğim. Bak şimdi 16. örneğim güzel bir soru. İçinde her şey var. Şimdi denklemi 4x eksi 3y artı 36 eşittir 0 olan AB doğrusunun G noktasına göre simetri. Şimdi AB'nin G noktasına göre simetri CD'ymiş. G noktası AOB'nin ağırlık merkezi. Kenar ortayların kesim noktası neydi? Ağırlık merkezi. Hocam ağırlık merkezi ise şunu çizdim. Eğer ki şu AB doğrusunun G'ye göre simetriği CD ise şu parça şu parçaya eşit. Şimdi şuraya parçaya K dersem burası K. Ağırlık merkezi 1'e iki oranı yok muydu? O zaman burası da K. Buraya kadar sıkıntım yok. Şimdi benden taralı bölgenin alanını istiyorsa buradaki benzerliği gördün mü? Şurası dik. 1'in 3'e oranı. Benzerlik oranı 1 bölü 3 ise bunun karesi alanlar oranı 1 bölü 9. Yani şuradaki beyaz bölge S ise şu bölge ne gelecek? 8S gelecek. Hocam tüm alan ne? 9S. Tüm alanı bulabilir miyim ben? Şu, şu mesafeyle şu mesafeyi bulursam bulurum. Y'ye 0 verdin. 4x 36 ise 4x eksi 36 ise şu parça 9. 3C 36 ise şu parça da 12. O zaman tüm alan ne gelecek? 9 çarpı 12 bölü 2'den. 9'lar gider. S ne geldi? 12 bölü 2'den 6 geldi. Benden taralı bölge 8 S'i istiyor. 8 çarpı 6'da alan ne gelecek? 48 gelecek. Bak burada paralel doğrular var. Kenar ortayların kesim noktası var. Ağırlık merkezi var. Üçgenin alanı var. Benzerlik oranından yapıyorsun. Yani güzel bir soru. Her şeyi sorgulatıyor sana. 17. Şimdi 3x eksi 4 y eksi 12. Doğrunun orijine göre simetri dediğinde. Şimdi sana bir nokta verdiğimde x virgül y. Orijine göre simetri dediğimde ne diyordun sen? Bunlar ne geliyordu? Eksilisi geliyordu değil mi? O zaman eksilisi geliyorsa bu doğruda da ne gelecek? X yerine eksi x, y yerine eksi x yazacaksın. Eksi 3x, y yerine de eksi y yazıyorum. A artı 4 y sabit aynı kalıyor. İstenen doğru ne gelecek? Bu gelecek. X eksenine göre simetri dediğinde. Şimdi A noktası x virgül y ise. X eksenine göre simetri dediğinde ne yapıyordum? Ne değişmiyordu? X'ler değişmiyordu değil mi? Ama y yerine geliyordu. Eksilisi geliyordu. O zaman x eksenine göre simetri dediği doğruda da x yerine x, y yerine eksi y yazıyorum. x yerine x yazdım. y yerine eksi y yazarsam a artı 4 y eksi 12 eşittir. 0 gelecek arkadaşlar. Peki y eşittir x doğrusu diyorsa a noktası x virgül y ise y eşittir x dediğinde ne yapıyordum? Yerleri değişiyordu değil mi? Y'yi x geliyordu. O zaman ben de verilen doğruda x yerine y yazıyorum. 3y. Y yerine x yazıyorum. Eksi 4x. Eksi 12 eşittir. 0 gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar bir dersin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşürüz. Dikkat edin kendinize.